Merhaba, ben Oğuzhan. Bu videoda sinüsün türevi neden kosinüstür onu öğreneceğiz. Bunu yaparken türevin tanımını kullanacağız. Türevin tanımını kullanacağız çünkü bize ezberletilen tüm türev kuralları aslında türevin tanımına dayanıyor. Hadi başlayalım. Türevin tanımı bize şunu diyor. Elinde herhangi bir fx fonksiyonu olsun veya herhangi bir fonksiyon olsun. Ve sen bu fonksiyonu çok çok küçük bir miktarda arttır. Ben bu arttırmayı haşla göstereceğim. Bu arttırma o kadar küçük olsun ki neredeyse sıfır olsun diyor. Buradan aklımıza hemen limit gelmesi lazım. Yani benim haşımın çok çok küçük olmalı. Yani sıfıra gitmeli. Ve türev bildiğiniz gibi bir noktadaki eğim değil, bir noktadaki değişim miktarıdır. Bunu çoğu kişi karıştırıyor. Aslında değişim miktarı demek daha doğru. Dolayısıyla benim limitim x artı h eksi fx'imin kendisi bölü h. Bu nedir? Benim fonksiyonumun değişim miktarı. Yani türevidir. Şimdi benim inceleyeceğim fonksiyon ne? Sinüs x. Yani benim fx'im sinüs x. Ben şu türevin tanımında fx yerine sinüs x yazarsam şöyle bir ifade elde ederim. Sinüs limit h sıfıra giderken sinüs x artı h eksi sinüs x bölü h. Sadece fx yerine sinüs x yazdım. Şimdi bunu yaptığımız zaman bizim elimize aslında hiçbir şeye ulaşmıyoruz, değil mi? 0 bölü 0 belirsizliğimiz var. Ama gidiş yolumuz doğru ve biz bu belirsizliği ortadan kaldırmamız gerekiyor. Onu yapmamız için bizim şöyle bir trigonometrik eşitliğimiz vardı, değil mi? Yani ben şunu şu şekilde yazabilirim. Sinüs x artı h eşittir sinüs x çarpı kosinüs h artı sinüs h çarpı kosinüs x. Bunu gelin yazalım. Limit h sıfıra giderken sinüs x çarpı kosinüs h artı sinüs h çarpı kosinüs x ve elimde sinüs x'im de var. Hepsini h'a bölüyorum. Şimdi hala 0 bölü 0 belirsizliğinden kurtulamadım. Onun için ifadeyi biraz daha düzenlemem gerekiyor. Bu düzenlemeyi şöyle yapacağım. Şu ifadeyle şu ifadede sin x'ler ortak. Ben bunları ortak paranteze alayım. Yani şöyle sinüs x parantezinde kosinüs h eksi 1 artı sinüs h çarpı kosinüs x bölü h'ım var. Neden böyle yaptım? Çünkü benim limitini bildiğim değerler bu şekilde ortaya çıkıyor. Birazdan daha net anlayacaksınız. Ve şurada yazmayı unuttum. Limit h sıfıra giderken var. Bu ifadeyi limit sıfıra giderken bu ifadeyi çözmeye çalışıyoruz. Şimdi ben şu ifadeyi bölmek istiyorum. Yani şuradan ikiye bölmek istiyorum. Yani ben şöyle bir şey yazacağım. Limit h sıfıra giderken sinüs x çarpı kosinüs, şurada parantezim var, h eksi 1 bölü
h artı limit h sıfıra giderken sin h çarpı kosinüs x bölü h'ım var. Ben bunu ancak ve ancak şu şekilde yazabilirim. Şu iki ifadenin de yani şu iki ifadenin de limitinin olması gerekiyor. Ben bunu neden yazdım? Belki de yoktur. Ama şunu biliyoruz. Sinüs x fonksiyonu sürekli bir fonksiyon. Dolayısıyla bunun her yerde bir limiti vardır. Ben o yüzden bu ifadeyi ayırabildim. Yoksa siz şuranın mesela limiti olmasaydı ben bunu iki ayrı limit şeklinde yazamazdım. O yüzden ben bunu bildiğim için bu iki ifadeyi ayırabildim. Şimdi benim elimde sinüs türevim benim şuna eşit. Limit h sıfıra giderken sinüs x çarpı kosinüs h eksi 1 bölü h artı limit h sıfıra giderken sin h çarpı cos x bölü h. Şimdi bu iki ifadeyi elde ettim. Şimdi ben şunu biliyorum. Ben burada sadece h'a bakıyorum değil mi? O yüzden şu kosinüs x ifadesi dışarıya çıkabilir. Aynı şekilde buradaki sinüs x ifadesi de dışarıya çıkabilir. Çünkü bu herhangi bir sayı. Yani benim sinüs x çarpı limit h sıfıra giderken cos h eksi 1 bölü h artı kosinüs limit h sıfıra giderken sin h bölü h ifadesini çözersem ben sinüsümün türevini bulabilirim. Şimdi bildiğiniz gibi sinüs x bölü x limit sıfıra giderken 1'e eşit değil mi? Bunu video çektik. Açıklamalar bölümünde bu videoyu bulabilirsiniz. Şimdi şu ifadem o yüzden 1'dir. Şimdi benim şu ifadeyi çözmem gerekiyor. Bu ifadeyi çözmem için biraz matematik yapacağım. Onu şöyle biraz daha aşağı inip şu şekilde yazayım. Limit h sıfıra giderken kosinüs h eksi 1 bölü h. Şimdi ben bu ifadeyi kosinüs h artı 1 ile pay ve paydayı kosinüs h artı 1 ile çarpsam. Sonuçta benim limitimin değeri değişmeyecek. Buradan ne buluyorum? Kosinüs h kare eksi 1 bölü h çarpı kosinüs h artı 1 limitimde sıfıra gidiyor. Ben şu ifadeyi şu şekilde de yazabilirim. Eksi sin h kare bölü h çarpı kosinüs h artı 1. Bunu biraz daha düzenleyeyim. Hatta çarpanlarını ayırayım. Şöyle yazayım. Eksi sin h bölü h çarpı sin h bölü kosinüs h artı 1. Neden böyle yazdım? Çünkü şu ifadenin limitini biliyorum sıfıra giderken. Bu nedir? Eksi 1'dir değil mi? Başında sadece eksi var.
şuradaki özellikten dolayı. Bu videoyu izlemenizi öneririm çünkü önemli bir video. Sonra limitim h0'a giderken şu ifade nedir? 0 bölü şu limitim şurası 0. Şurası da 1'dir değil mi? Yani 0 bölü 2. Herhangi bir belirsizlik yok. Dolayısıyla bu limitimin değeri 0'dır. Benim sinüs x'imin türevi ne oldu? Sin x çarpı 0 artı yukarıda da sadece kosinüs x'im kalmıştı. Şuraya x'i unutmuşum. Kosinüs x'im kaldı. Bu 0 bunu götürür. Dolayısıyla sinüs x'imin türevi kosinüs x'tir. Teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere.